Değerli izleyenler, haksız ve hukuksuz gerekçelerle cezaevlerinde olan hasta, yaşlı ve küçük çocuklu anne mahkumlar halen cezaevlerinde tutuluyor. Hüdapar Genel Sekreteri Şehzade Demir, hasta, yaşlı ve kendi ihtiyaçlarını görmekten aciz mahkumlarla bebekli annelerin cezaevinde tutulmasının insanlık ayıbı olduğunu belirterek hükümete çağrı yaptı. 28 Şubat'ın baş mimarlarından Çevik Bir geçtiğimiz süreçte hastalık gerekçesiyle tahliye edilmişti. Darbeciler tek tek hastalık gerekçeleriyle tahliye edilirken darbenin mağdurları olan hasta ve yaşlı mahkumlar yeniden gündeme gelmişti. Bu mağdurlardan 23 yıldır cezaevinde tutulan kolon kanseri Şehmus Apsoy ve ağır hasta babası Mehmet Emin Apsoy henüz tahliye edilmedi. Hasta, yaşlı ve kendi ihtiyaçlarını görmekten aciz mahkumlarla bebekli annelerin cezaevinde tutulması Hüdapar'ın gündemindeydi. Hüdapar Genel Sekreteri Şehzade Demir konu hakkında önemli açıklamalarda bulundu. Konuya dair anlamsız uygulamalardan bir tanesi de uygulanan çifte standarttır. Nitekim Çevik Bir'in yakın bir tarihte hastalık sahikiyle dışarı bırakılması kamuoyunun malumudur. Ancak durumu çok daha ağır olan hastaların durumdan istifade etmemeleri de kamuoyunun malumudur. Şu anda cezaevinde birçok yaşlı ve hasta mahkum mevcut. Şehmus Alpsoy, Mehmet Emin Alpsoy da bunlardan bir tanesidir. İkisinin de hastalıkları her geçen gün biraz daha ilerlemektedir. Buna birçok farklı yönden de farklı mahkum sınıflarından da örnekleri verilebilir. Demir, Türkiye'de hukuk sisteminin birçok sorunu olduğuna değindi. Hukukun tesisi ve insanlık anlamında eleştirilecek birçok boyutu var. Bunlardan bir tanesi de, belki de en önemlilerinden bir tanesi de hasta mahkumların, yaşlı mahkumların hem tedavilerine yönelik kısıtlamalar getirilmesi hem de tahliyelerinin zorlaştırılması hususudur. Bunlarla birlikte zaman zaman haberlere de yansıdığı gibi bebekli annelerin ya da yaşlı kadınların da gözaltına alınabildiği, cezaevine atılabildiği hususudur. Bu konularda doğrusu çok ciddi endişelerimiz var. Hasta mahkumların tahliye edilmesi için somut düzenlemelerin yapılması gerektiğini belirten Demir, cezaevinden çıktıktan sonra vefat eden mahkumları örnek verdi. Sivas davasından Ahmet dedeyi hepimiz hatırlarız. 27 yıl boyunca suçsuz yere cezaevinde yattığı halde ve hasta olduğu, ölümle pençeleştiği halde çıktıktan 3 ay sonra da vefat etti malum. Yine bir örnek Hüseyin Akbalık vakasıdır. Kendisi de ağır kanser hastası olduğu halde Adli Tıp Kurumu bunun çıkmasına müsaade etmedi. Nitekim ölüm noktasına geldikten sonra bırakıldı ve o da nitekim 2 ay sonra vefat etti. Hasta, yaşlı ve kendi ihtiyaçlarını görmekten aciz mahkumlarla bebekli annelerin cezaevinde tutulmasının bir insanlık ayıbı olduğunu belirten Demir, söz konusu mağduriyetlerin giderilmesi için yeni düzenlemelerin yapılması gerektiğini söyledi. En kısa zamanda bir düzenlemeye gidilerek Adli Tıp Kurumu'nun görev ve sorumluluğunun da tekrar insani ve hukuki anlamda düzenlenmesi gerekir. Öte taraftan yaşlı, hasta mahkumların dışarı bırakılması, tedavilerinin daha ciddi sağlık merkezlerinde yapılmasının önünün açılması anlamında insani ve vicdani düzenlemelere gidilmesi gerekir.